Merhaba saygıdeğer ve kaliteli izleyici. Maalesef dün kaliteli olmayan sahneler gördük. O sahnelerde İmamoğlu'na Erzurum'da miting yaparken taş saldırı yapılmıştı. Ben buna başlıkta da belirttiğim gibi terör saldırısı diyorum. Niye diyorum? Önce terör nedir onu bilelim. Terör ya da yıldırıcılık. Siyasal, dinsel veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla hedeflere veya resmi, yerel ve genel yönetimlere her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terimdir. Ki bunların içinde demokrasiye karşı saldırı varsa muhalefet de yer alır. Sonuçta muhalefet resmi bir partidir. Ve yeni hükümet adayıdır. İşte ben niye bu saldırı terör saldırısı diyorum. Çünkü dün yapılan saldırıdaki bölgede taşın bulunması bile zordu. Yer temizdi ve taş yoktu. Fakat ona rağmen bu insanların elinde nedense taş vardı. Ve İmamoğlu'na bu taşları attılar. Ne için attılar? Mitingi yaptırmamak ve korkutmak için. Çünkü onlar da bu seçimi CHP'nin kazanacağını biliyor. Asıl korkanlar onlar. Zaten miting olmadan önce bölgeyi belirlemek için görüşmeler yapılmış. Fakat her partinin aynı yerde yaptığı miting bölgesi yerine yeni miting bölgesi CHP'ye verilmiş. Miting başlamadan önce ise bölgeye belediye otobüsleri getirilmiş. Ona rağmen de miting yapılmış. Yani CHP Erzurum'da böyle bir muamele gördü. Zaten sonrasında miting yapılırken bu taşlar atıldı. Fakat emniyet güçleri hiç yorul değildi. Polisler öyle bön bön bakıyor, hiçbir eyleme girişmiyorlardı. Nedense bunu yapmıyorlardı. Acaba bir yerlerden durun bekleyin emir mi almışlardı? Orası ayrı bir yana, miting yapılırken bu taşlar atıldı. Milletin kafası yarıldı, hatta küçük bir çocuğa da taş isabet etti. Ama çocuğun durumu şu an iyi. Burada işini iyi yapan polislere lafım yok. Ben de bir polis çocuğu olarak onların halini az çok anlıyorum. Durun dedilerse durmak zorundasın. Durmazsan evine ekmek götürecek bir ekmek teknen daha iyi olmaz. Neyse. Elinde Türk bayrakları olan insanlara taş atılıyor. Polis bön bön bakıyor. E sonra ne mi oluyor? Bu adam canlı bir şekilde açıklama yapıyor. Kendisi AK Parti'den Erzurum Belediye Başkanı. Diyor ki İmamoğlu miting korsan şekilde yaptı. Ben buna karışamam. Bir polisin görevi halkı korumaktır. Halka taş atılıyor. Sen diyorsun ki İmamoğlu mitingi korsan yapmış. Bu dediğin yerini çürütüyor mu Allah aşkına? Hala neyi savunuyorsunuz? Polisler oradaki engameyi bastırsa miting devam edecekti. Ve adam durmuyor. Devam ediyor. Bakın hazırlıklı gelmişler diyerekten milletin getirdikleri pankartları gösteriyor. Ulan bunlar pankart. Ne olacaktı? Ne yazacaktı? Yaşasın reis mi yazacaktı? Tabii siz bunları beklersiniz. Fakat bunlar doğal olarak olmaz. Bunu göstererek hazırlıklı gelinmiş diyor. Şimdi bu bunun kanıtı mı? Bunu göstererek de o taşları İmamoğlu attırdı diyor. Bak bak. Evet adam gelin kafama taş atın diyor. Kim kendi kafasına taş atılmasını ister? Sen ister misin? Orada taş atanlar bizzat bir yerlerden emir alanlar. Bakın sonrasında arabalarla konvoy yapıp tekbirler getirdiler. İyi Parti bayraklarını söktüler. Bu ne saçma bir şey ya. 15 Temmuz'da demokrasi darbe yapılıyor diye bağıranlar şimdi demokrasi darbe yapıyor. Bu benim açımdan bizzat bir terör saldırısıdır. Yapanlar da teröristtir. Haindir. Videoları izlediğimde sırtlarında 3 el bayrağı taşıyanlar nedense Türk bayrağı taşıyanlara taş atıyor. Öncelikle bu ülke demokrasi içeren bir ülke. Demokraside ben başka bir şey düşünürüm diye de başka bir şey düşünür. Fakat benim kalkıp sırf onun düşüncesi yanlış diye ona taş atmam demokrasiyi zedeler. Çünkü yaptığım eylem demokrasiyi bozuyor. İşte o gün o gruplar bunu yaptı. Kimden emir aldıklarını seçimden sonra göreceğiz. İnşallah bir yerlere kaçmazlar. Sonra Soylu da hemen bir tweet atarak İmamoğlu'nu suçluyor. Ben bunları anlatacağım diyor. Yani AK Parti kanadı İmamoğlu'nu kendi kendine taş atladığını söylüyor. Lan bunu siz yapar mısınız? Mantıklı bir şey mi? Provokasyon bile olsa bir insan kendine taş attırır mı? Millete attırır mı? Ya o taşlardan biri İmamoğlu'nun kafasına isabet etseydi ne olacaktı? Biliyorum. O zaman da İmamoğlu yaptırdı diyecektiniz. Hatta mutlu bile olurdunuz. Onunkinden vurduk derdiniz. Mesela şeytanı taşlamak isteyen anıt meydanına gitsin bile demişler. Bu eylemin emrini kim verdiyse elbet ortaya çıkacak. Çıktığı günde büyük ihtimalle tir 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 diyecekler. Ve kaçacak delik arayacaklar. Fare gibi. Bakın burada İmamoğlu'na korkak diyenler de oldu. Fakat bakın burada İmamoğlu ne söylüyor? O gün yapılanlar ülkemizdeki demokrasinin bozuk olduğunun bir kanıtıydı. Her kafasına esen birini şeytan görüp taş atamaz. Hatta ülkemizde Müslüman olmayanları taşlamak, öldürmek isteyenler bile var. Burada bu olay Müslümanlıkla alakası olmasa da her ikisi de demokrasiye aykırı bir terör eylemi. O yüzden bunları örnek veriyorum. Video bu kadardı. Seçime kadar video atmaya devam edeceğim. Umarım bunlar gider. Gider de onlar yüzünden giden yaşama sevincim geri gelir. Artık yaşama sevincim kalmadı. Konuşacak gücüm, sevinecek enerjim bile kalmadı. Artık siyaseti kafama takmadan ilerlemek istiyorum. Ne kadar bunu istesen de başaramıyorum. Çünkü karşımda oluşan olumsuz olaylar beni çok etkiliyor. Bir arada bu konuyu konuşur, dertleşiriz. Bana destek olmak için abone olman ve videoyu beğenmen yeterli. Malum kaliteli insanlar zor bulunur. Sizden bahsediyorum. Benim adım Çılgın değil. Beni unutma.